Mendo abiyle her çarşamba günü Ferit Atay, ben ve üçlü bir program yapıyoruz. Çok Mendo da keyifli abi, oluyor program, evet. Ama ilginç bir, geçen hafta çok sert bir tartışma yaşadık. O tartışma neydi? Anımsatmak istiyorum. İzlemediniz, kaçırdınız büyük ihtimalle. Siz geldiniz gündeme. Nereden geldi, nasıl geldi ama geldiniz. Sonradan izledim ben, evet. Evet, yani Tansu Çiller'in danışmanı biliyorsunuz. O dönemde etkili bir isim olduğunu ifade ediyor. Ben bilmiyorum o dönemi, gerçekten hatırlamıyorum açık söyleyeyim. Ben sizin, özellikle sizinle konuştuk, bir canlı yayında konuşmuştuk, daha önce siz bunu gündeme getirmiştiniz. Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'i tokatladığınıza yönelik olarak Mendo abi ısrarla yalan söylüyor dedi. Ya benden hani niye yalan söylesin bunu? Rıfat Serdaroğlu ısrarla bu olayın gerçekleştiğini anlatırken çok basit söylemedin. Yani Memduh Bey ayrı bir yerde çalışıyordu. Benim hiç samimiyetim yok kendisiyle. Bir defa bu kendisi gazetede yazmaya başladıktan sonra bir telefonla beni aradı, kendisi görüştük. Ben o dönemde Memduh Bey'in Çiller ailesine çok yakın çalıştığını biliyordum. Ama onların ayrı bir çalışma yerleri vardı. Yani bu olay Başbakanlık konutunda oldu. Başbakanlık o zamanki özel kalem müdürlerinden bir tanesi hala şeyde, Tansu Hanım'ın hala yanında şu an. Onlar olayı biliyorlar. Tansu Hanım da biliyor. Yani ben niye yalan söyleyeyim durduğum yerde? Mehmet Ağar burada. Yaşıyor hala. O olaydaki zaten o olayı patlatan Mehmet Ağar'dır. Onu bana Mehmet Ağar'ı herhalde kim bilir, onlar Mehmet Ağar'a ne işler yaptırdılar ki şimdiye kadar? Bana göndermişler Mehmet Ağar'ı posta güvercini olarak. Yani ben olayın üstüne gidince Mehmet Ağar yani korkudan titredi gitti. Yani ona sorsun Memduh Bey. Yani niye? Hayatımda yalan söylemem ki ben bu işlerde. Bu işler... Vallahi ben bir gün Memduh abiyle sizi böyle alıp bir böyle tartıştırmak istiyorum. En azından bir siyasal tarihin netleşmesi açısından katılırsanız da çok sevinirim. Ben katılırım. Aa. Sizin olduğunuz her yere gelirim. Memduh Bey'e de gelirim çok ben. Çok teşekkür ederim. Hiç Saniye Bektaş, Saniye Bektaş demiş ki gerçek TV kapatılsın. Arkadaşlar bizi kapatabilecek hiç kimse yok. Rütü'ye bağlı değiliz. Yani bizi kimse kapatamaz. Tek kapatma kararını ben verebilirim. Bir ikincisi de sevgili arkadaşlar. İzleyiciler izlemezler bir gün. Motoru deriz ki tamam bitmiştir. Üçüncüsü de YouTube kapatıyor. YouTube ilkelerine aykırı yayın yaparsanız onun dışında kapatılma durumu söz konusu değil. Evet.